Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın bu sözləri çoxlarının Qarabağ münaqişəsinə müdaxilə cəhdlərini alt-üst etdi. Qarabağın taleyi məhz belə həll olundu. Videoya keçməzdən əvvəl aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Noyabrın 10-u ölkəmiz üçün tarixi bir gün oldu. Bu tarix Ermənistanın məğlubiyyətinin açıq etirafı olaraq yaddaşlara həkk olundu. Qələbə bizə asanlıqla başa gəlmədi. Bu qələbənin əldə olunmasında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın səylərini yüksək qiymətləndirməliyik. Biz tarixi anlar yaşayırıq. Görürsünüz ki, küçələrdə insanlar bu bayramı necə qeyd edirlər. Bu bayram qardaş Türkiyədə də bizdəki kimi qeyd olunur. Bu təbidir, çünki biz bir millət, iki dövlətik. Bugün Bir Bax kanalı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqları və Dağlıq Qarabağda anlaşmanın tətbiq edilməsi ilə bağlı çıxışını təqdim edəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Varılan anlaşmaya göre şu ana kadar henüz ele geçirilememiş olan Azerbaycan toprakları ile Karabağ'ın kalan kısımları Azerbaycan'a bırakılacaktır. Anlaşmaya göre Ermenistan Kelbeçeri 15 Kasım'a, Ağdam ve Kazak bölgelerini 20 Kasım'a, Laçin'i de 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edecektir. Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısı sağlanacak ve bu amaçla bir yol inşa edilecektir. Aynı şekilde Ermenistan ile Hankenti arasında da bir ulaşım koridoru açılacaktır. İşgalin ardından yerlerinden edilen Azerbaycanlılar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde evlerine geri döneceklerdir. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'daki 28 yıllık işgal resmen ve fiilen sona ermektedir. Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır. Türkiye ve Türk milleti olarak 28 yıldır her gün bu işgalin sızısını Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yüreğimizde hissettik. Daha önce Kıbrıs'taki yine 1990'lı yıllarda Bosna'daki katliamlara seyirci kalanlar, Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmişlerdir. Biz Hocalı'da ve diğer Karabağ şehirlerinde katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını hep birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık. Hep birlikte gözyaşı döktük. Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alarak bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağladık. Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak
pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan'ın cinayetlerinin aksine artık hiçbir sivilin zarar görmemesi yapılan bu anlaşmayla sağlanacaktır. Azerbaycan Devleti de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceğinin taahhüdünü zaten vermiştir. İşgal altındaki toprakların ve Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması sürecinde canla başla gayret gösteren askeri ve istihbarat danışmanlarımız ile diplomatlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Karabağ'ın yeniden Azerbaycan yurdu haline gelmesiyle hepsini de rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Emin, Resulzade'nin, Enver Paşa'nın, Nuri Paşa'nın, Zeynel Abidin Takiyev'in, Hüseyin Cavid'in, Ahmet Cevad'ın, umum milli lider Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinçleri sevincimiz, gururları gururumuzdur. İnşallah bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü işbirliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi iki kardeş olarak el ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Bu süre içerisinde İlham Aliyev kardeşimizle neredeyse sürekli her gün görüşme fırsatı bulduk, bilgilenme imkanı bulduk ve böylece bu heyecanı da birlikte sürekli yaşadık.